أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nisa suresindeyiz. Surenin 63. ayetindeyiz. Estaizu billah. Nisa 63. ayet. El almaya devam ediyoruz ayeti. Ulaike lezine ya'lemullahu ma fi kulubim. Ulaike işte onlardır. Allah'ın kalplerinde ne olduğunu bildiği kimseler. Yani bu şu demek. Onlar kalplerinde ne olduğunu Allah'ın bilmediği kimseler değiller. Onlar kalplerinde ne olduğunu Allah'ın bildiği kimselerdir. Dolayısıyla panik yapmaya gerek yok. Onu siz deşip ortaya çıkarmak gibi bir sorumluluğunuz yok. Müşteri olun. Onlar kalplerinde ne olduğunu Allah'ın bildiği kimselerdir. İşin ilginci, ayetin devamında Cenab-ı Hak bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Bize düşen ne? Onu yap. فَاَعْرِدْ عَنْهُمْ Dolayısıyla onlardan yüz çevir. Bu yüz çevir yani alakayı kes, ilgiyi kes anlamında değil de bu meseleden ötürü onların üzerine varmaktan geri dur. Yani, tamam. Ne iyi yapmak, iyilik yapmak istemiştiniz, iyi niyetlerle yapmıştınız. Yaptığınız eylem yanlıştı. İyi niyetlerle yaptığınızı siz söylüyorsunuz. Yani bize de kabul etmek düşer çünkü içerik tarafını bilmiyoruz. Ama bunu hükmünü verecek olan kim? Cenab-ı Hak. Ona karşı kendinizi siz ayarlayın. فَاَعْرِدْ عَنْهُمْ Onlardan iraz et. Yani artık el eteğini çek. وَعِذْهُمْ Böyle bu yüz çevir, onlarla bir daha konuşma anlamında olsaydı şu devamı olmazdı. Bak devamında اَعْرِدْ عَنْهُمْ Demek ki onları tevfik etmekten, muahaze etmekten, sorumlu tutmaktan tamam artık vazgeç. Devamında وَعِذْهُمْ Onlara öğüt vermeye devam et. Öğüt vermenin önü açık. Çok da kıllandırmadan böyle. Bak samimiyetsizlik şöyledir, böyledir diye. Oradan vurdun. Sen bana samimiyetsiz demek istiyorsun. Demeyecek şekilde. Bu iş yanlıştı. Yani bu yanlışa düşmemek lazım. Ben de çok dikkat etmeye çalışıyorum vesaire. Öğüt böyle bir şey. Yani aşağılayıcı bir üslup değil. İzhum onlara öğüt ver diyor Cenab-ı Hak. Yani onları tağuta hüküm vermiş olanları da Cenab-ı Hak şeyinden tard etmedi. Zaten hiçbir yerde görmedik tard ettiğini Cenab-ı Hakk'ın. Şirkte bile görmedik. Hala geri dönüşe kapı araladı her defasında. وَعِذْهُمْ Tabi ölmezden evvel olanları konuşuyoruz. Onlara öğüt ver. Anlat. De ki bak Allah'ın buyrukları daha adil olandır. Gittiniz. Yanlış yaptınız o zaman. Ne oldu? Bak netice böyle oldu. Kime ne kaldı? Ötekiler de kavga ettiler. Adaletsiz hükümün sonucu da böyle oldu. Öğüt ver. Başka örnekler kullan. وَعِذْهُمْ Ve onlara öğüt ver. Bu وَعِذْهُمْ'un içinde şu da var. Onları sahiplen. Bunların işi bitmiştir. Bunlar tağuta hüküm soran adamlar deyip ötekileştirme. Yani bizde böyle bir değişik bir huy var. İşte böyle bir yanlışını gördük mü akrabadan da olsa. Bunlar bu konuda yanlış yaptılar. Tamam biz bunlara tavır koyalım. Şimdi şeytan geliyor bize doğru üzerinden yanlış yaptırıyor. Şimdi nasıl tavır koyacağız? Alakayı kes. Bir daha bunlarla şey etme. Bunlar tağuta hüküm soran adamlar. Bir daha gitme gelme. Bakıyorsunuz ki hiç de İslam'ın istediği bir şey yapmamışız. İslam böyle bir şey istemiyor. Yani sahiplenme, at onları, bırak değil. O yaptığınız yanlış. Bu konuda size iştirak etmiyoruz. Ama o konudaki protestomuz baki kalmak kaydıyla git, gel ve bu arada yine öğüt vermeye, gidip geldikçe konuşmaya, bu konu üzerinden
fırsatını kollayıp karşı tarafa malumat aktarmaya. Yani Cenab-ı Hak ötekini keşke bizden isteseydi, çok kolay olurdu. Ha böyle yaptılar, onları kangreni keser gibi kesat, ötekileri kesat. Böylece bizim de etrafta uğraşmamız gereken, üzerinde çalışmamız gereken zümre azalmış olurdu. Böyle değil. Bunlar münafık kafirden farklı da değil mi hocam? Bunlara münafık dedi Cenab-ı Hak. İbrahim Aleyhisselam'ın sizden, Allah'tan başka taptıklarınızdan ve sizden beriyim. Hatta düşmanlığımı ilan ediyorum diye çıkışı vardı ve Allah onu bize örnek gösterdi. İbrahim Aleyhisselam o halde bize örnek gösterdi. Münafıklarla kafirlere demek ki aynı tavır değildir. Şimdi tabii ki arada şey farkı var. Biri itikadi noktada bir fark var. Biri zaten ameli noktada ve bir de adam sahiplenmiyor. Biz bu iyi niyetle yapmıştık. Bildiğin gibi değil falan diyor. Bu zümre öyle bir zümre. Yani bir çocuk üzerinden düşünün. Çocuk bir yanlış yapıyor. Geliyor size o yaptığı yanlışı ben şöyle niyetle yapmıştım diyor. En kolay şey yapma yolu bu. Biz ne yapıyoruz hemen? En kolay onun yani o dediği yalan bahaneyi kabullenip onu sürece dahil etmek. Aferin zaten sen bilerek yapmazsın vesaire diye onu şey etmek yani iyiye kazanmak yani. Böyle bir şey bu. Böyle bir kimseden söz ediyoruz. Hazreti İbrahim'in karşısındaki kimseler bir defa Cenab-ı Hakk'ı tanımayan kimseler. Hazreti İbrahim hatta tu'minu billahi vahde. Ya yani tek Allah'a iman ettiğinizi siz söyleyinceye kadar ben sizden beriyim. Yani sizin şeyinize varlığınıza, yaptıklarınıza, ettiklerinize asla katkı vermiyorum. Temelden yanlışsınız siz. Temelden bir yanlışın içerisindesiniz. Aramızda da bu husustan ötürü bir düşmanlık vardır. Devam edecektir. Ta ki siz Cenab-ı Hakk'a, bir olan Cenab-ı Hakk'a birliğini kabul edip şey edinceye kadar. Bu dahi, Hazreti İbrahim'in bu koyduğu açık tavır dahi onlar ile iletişimi sıfırladığı anlamına gelmiyor. Bu protesto. Bu aşınmadığı sürece sizinle normal ilişkiye girmem demek. Ama tebliğ süreci hayır, bir tanesini yakalasa bir tarafa yine ona niye sen Allah'ın birliğine iman etmiyorsun ki? Yani akıllı bir adamsın ben seni bilirim diye yine burada anlatımına devam ediyor. Hazreti Peygamber de aynısını yapmıyor muydu? Yine yakaladığı zaman, bulduğu zaman, bulduğu yerde anlatıyordu. Yani sağdan giriyordu, soldan giriyordu, akletmesini harekete geçirmeye çalışıyordu. O tebliğ sorumluluğunu kaldırmıyor. Ama normal bir muaşereti de kaldırmıyor. Yani böyle bir pozisyon, böyle bir şey onlarla dostluğu kaldırmıyor. İç içe normal bir ilişkiyi kaldırmıyor. Evcek gidip gelmeleri böyle muhabbet anlamında. Evine gidiyor geliyor, siz yanına bulunsanız işi problemleri yok dersiniz. Böyle değil. Müminler de belki gidip geliyorlar ama 3-5 kelam ettikten sonra yine mevzuya giriyor. Yani o adamın içinde dert, içinde yara olsa o yarayı konuşmadan başka bir konuya dalabilir mi? Yani ticarette ona bir kazık atmış olsa mesela. Biz ona kuyruk acısı diyoruz. O kuyruk acısı varken başka bir muhabbete girebilir mi? Ayılenebilir mi? Beraber film seyredebilir mi? Yine çevirecek, evirecek, konuyu oraya getirecek ki oradan onun şeyini yani paylaşsın. Onun ya özrünü görsün ya neyse yanlış yaptığını ona yüzüne söylesin. Biz Cenab-ı Hak ile ilgili olan sorunlarda da müminler böyledir. Yani onun Cenab-ı Hak'a karşı problemi var, onun Allah'ı tanımıyor veya şirk koşuyor veya her neyse. Mümin gidip geldiğinde böylesi akrabasına konuyu yine oraya getirip onu öğütleyecek, yanlış gördüğü şeyleri paylaşacak. Keşke öteki türlü olsaydı. Yani beraatini ilan etmek, ilişkiyi koparmak ve hiçbir surette yüz yüze gelmemek, konuşmamak anlamında olsaydı öyle değil. Her halükarda yine onlara anlatmakla, paylaşmakla yükümlüyüz. Ancak cehalet ile yaklaşıyor, yani zemine ayaklarını basmıyorsa, sen konuşuyorsun bir yerden, o başka bir yerden geçiyor, dalga geçiyorsa, o an itibariyle onu bırakıyorsun. Başka bir zamanda, iyi bir zamanla denk gelirsen, yine anlatmak kaydıyla. Böyle derin bir, yoğun bir sorumluluk müminlerin üzerindeki. Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın وَدْعُ اِلَى رَبِّكَ Rabbine çağır emri, böyle basit bir emir değil. Pek çok yerde geçiyor ve Allah en iyi kimse kimdir derken وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ En iyi adam Allah'a çağıran kimsedir. En iyi kimse, sözü, özü, ameli, işi en iyi olan kimse Allah'a çağıran kimse. Allah'a çağırma sorumluluğu da Allah'ı tanımazlarla ilgili olan bir şey. Allah'ı tanımazlarla bir şekilde demek ki gidip oturacaksın, dükkanına gideceksin. Ne bileyim, çayını içeceksin. Tabii yani Allah'ı tanımayan adamı çağırmak durumundasın. Ya Allah'ı tanımayan adamı bile çağırıyorsan
Onun dışında da ondan daha düşük mertebelerdeki günah sahiplerine de aynı gidip günahlarını, yanlışlarını incitmeden, kırmadan paylaşmak. Benzer yanlışlara bizim de düştüğümüzü, onun da bize gösterebileceği yanlışlar olduğunu falan insani bir çerçevede. Va'idhum. Şeytan da bu süreçleri hep kırmaya, dökmeye, taraf incitmeye, bir tarafın diğer tarafa diklendiğini, hocalık tasladığını vesaire söyleyip bozmaya çalışacak. O da kendi işini yapacak. Yani taraflardan buna uyanlar da yanlışa düşmüş olacaklar. Böyle bir kompleks bir sınav örgüsü içerisinde hayat ilerliyor. اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنَةِ. En hassas olması gereken taraf biziz. Çünkü biz yaptıklarımızın bahanesiyle Cenab-ı Hakk'ın karşısına çıkamayacağımızı biliyoruz. Kendimize kapılmayacağız, öfkemize yenilmeyeceğiz, karşı tarafın tahrikine gelmeyeceğiz. Sonuna kadar Cenab-ı Hakk'ın mesajını ulaştırabilmek adına tahammüllü olacağız. Nefsimize yönelik ağırlıklara göğüs gereceğiz. Çok zor bir şey. Ama bu zorluğu peygamberlerine Cenab-ı Hak sonuna kadar tattıra tattıra böyle yaşatmış. Bizden de yaşamamızı bekliyor. Ve bunun benim uğrumda eziyet görmek, tırnak içinde, benim uğrumda eziyet görmek gibi büyük bir amel olduğunu Cenab-ı Hak وَعُودُوا فِي سَب۪يلِ, benim uğrumda eziyet gören kimseler. Çok övüyor onları. Bunu bir, ayrıca bir amel olarak telakki etmek lazım. Ben aşağılandım orada ama benim aşağılanmamın yegane nedeni Allah. Yoksa benim kariyerim, mesleğim, kimliğim, konumum, malım, mülküm onun aşağılayamayacağı bir noktadayım. Ama değil mi ki ben ona gittim, Cenab-ı Hak ile ilgili bir şey anlattım. Beni aşağıladı ayağına kadar gittik diye. Ben bu aşağılanmayı sırf Allah adına çektim deyip oradan ayrıca bir zevk almak. O ameli yapabilmenin zevkine ermek. Şu ayet var hocam. Allah'ın helak edecek şeyi niye nasip ettim? Dedim ki Allah katına bir mazeretim olsun diye ve belki nasıl çatalırlar diye. Yani. Ben Cenab-ı Hak demesin, o günah işlerken sen ne yapıyordun? Ben de o günah işlerken umursamıyordum. Ben de gittim uyardım diye mazeret söyleyebileyim Cenab-ı Hakk'a. فَاَعْرِضَ عَنْهُمْ. Onlardan iraz et, el çek, beri gel. Yani sorumlu tutma. وَاَعِضُهُمْ. Ve onlara öğüt vermeye ver. وَاَعِضُهُمْ. Ve onlara öğüt ver. Bir emir daha var. وَقُلْ لَهُمْ. Ve onlara de. فِي أَنْفُسِهِمْ. Kendi içlerinde. Ne demek kendi içlerinde onlara bir şey de? Bir şöyle anlıyorum. Öyle bir şey söyle ki içlerine nüfuz et. Görünürü aş. Onların iç dünyalarıyla yüzleşmeye çalış. İçlerine nüfuz etmeye çalış. İç işte yani enfus kendilerine, vicdan dediğimiz şey de neyse işte o. Yani kendi içlerine. Belki de şu manada, onlarla yalnız kalmaya bak, birebir söyle. Fi enfusihim. Yani onlarla, başkalarının yanında çünkü şey yapmayabilirler. Kabullenmeyebilirler mesajı ama baş başa kalırsam, baş başa kalarak söyle. Fi enfusihim. Böyle manalar geliyor aklıma. Nuh Aleyhisselam öyle yapmış ya. İnni da'utu kavmi leylen ve nehara. Evet. Gizli de yapmış. Cihara açıktan çağırmış. Ve kullahum fi enfusim. Kendi içlerinde söyle. Ne söyle? Kavlen beliga. Belagatli bir söz söyle. Belagatli söz ne demek? Güzel söz de demekten ziyade uzanan söz, yerine varan söz. Tebliğ kökünden geliyor. Beliğ yani adresine teslim, yerine giden bir söz. Öyle söz söyle ki içine işlesin gibi. Muhtezel hale mutabık hareket ediyor hocam beraber. He? Muhtezel hale mutabık hareket etmektir diyor. Belir. Belagat. Yani halin gerektirdiği gibi. Halin ortamına göre, yaşına göre. Aslında yaş, müsaitse müsait. Bilgi. Zaten onları yani gözetirseniz sözde adresini bulur. Yani adamın eğer hazırlığını gözetmeden anlayamayacağı ifadeler kullanarak bilgi seviyesinin çok fevkinde. Bunlar zaten belagatı olumsuz etkileyen şeyler. Adamın anlayacağı örnekler üzerinden o ana kadarki bilgi şeyini bilerek
Neticede bu kelimenin kelime manası erişmek demek. Belaga ulaştı demek, erişti demek. Tebliğ ulaştırmak, eriştirmek demek. Beliğ söz, erişen söz demek. Yarı yolda kalmayan söz. Öyle söz söyle ki yerine gitsin, ulaşsın. Yerine gidip ulaşması için ne gerekiyor? Adamın haline uygun konuşmak mı gerekiyorsa haline uygun konuşarak. Bildiği dilden söylemek gerekiyorsa bildiği dilden. Yalnız kalarak, yalnız kalarak. Her neyse. Onun gerektirdiğini kişi kendisi tahmin etmeli. Ben bunu şöyle bir zamanda söyleyeyim diye. İzin koparacağı zaman çocuk bile babasının halini gözetiyor yani. Söyleyeceğim söz, babacığım müsaade eder misin? Ben şuraya gideceğim. Söyleyeceği söz aynı. Ama onu 2 gün gözlem yapıyor babası üzerinde. Şimdi olmaz. Yemekte bakıyor. Şimdi durumu iyi değil. Başka zaman. Ta çocuk bile bunu biliyor yani. Demek ki bunu biz de bilebiliriz yani. Bu adama ben bu sözü şimdi kahvede söylersem iyice onu aleyhimde kışkırtmış olurum. Bırak kendi aleyhimde kışkırtmayı. Temsil ettiğim Cenab-ı Hakk'a çağıracağım güya. Onun aleyhinde kışkırtmış olurum. Burada söylemeyeyim ben onu. Dışarıda şöyle uygun bir zaman falan. Ha, yani bunları şartları neyse bilmiyorum ama Cenab-ı Hak ulaşan türden bir şey olmasını istiyor. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيَا. Şimdi sorumluluğumuz kat ve kat arttı. Çünkü üslubu da bizim üzerimize Cenab-ı Hak sorumluluk olarak koydu. Salt söylemek değil. Söylemek olsaydı salt onu bir şekilde ağzımızdan söyler kurtarırdık. Onu da değil. Söylediğimiz sözün öğüt kapsamında olmasını, paylaşım yani karşı tarafı incitmeyen türden. Mesela Batılılar propagandacı yaklaşımdan hiç hoşlanmıyorlarmış. Yani oturmuş propaganda yapıyor bana tarzında oldu mu senin hiçbir sözüne itibar etmiyor. Sanki beni kafalamaya çalışıyor tarzında. Paylaşıma yatkınlarmış. Yani ben şunu biliyorum, bana ikna edici geliyor, makul geliyor, sen ne dersin? Karşı tarafa inkar etme, reddetme imkanını veren, onun değerlendirmesine saygı duran bir yaklaşım mesela. Bu böyle ya, sen ne demek ya? Ne? Bir de itiraz ediyor bak. Ya sen boş ver, adam daha ağzını açmadan ya en küçük bir çekince koyacak. Bir böyle bir, yok 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 öyle değil, sen bir dur bak anlamadım, ben anlatamam. Diye baskıcı, propagandacı yaklaşım. Bence Batılılar değil, hiç kimse bundan hoşlanmaz. Yani karşı tarafa fırsat vermeyen, onun görüşüne... Biz diyoruz ki ya olmaz sana fırsat veremem. Bu konu öyle fırsat verilecek konu değil. Kafir olursun. Bırak adam fırsat ver de değerlendirsin. Mümkünse yarına kadar da kafir olsun. Bir değerlendirsin konuyu. Düşünsün, taşınsın. O değerlendirme sürecindeyken Cenab-ı Hak onun canını almaz. Merak etme. Yani وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اَسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ Müşriklerden biri senden isterse bir fırsat, mühlet süre. Ver de süreyi, Allah'ın kelamını duysun, değerlendirsin. Çünkü isteyerek kabul ederse bir anlamı var, istemeyerek. Ve böyle deme hemen kafir oldun diye ağzından çıkacak söze müdahale ediyor. O anda söyleme diyor onu. Bu karşı tarafa değerlendirme şansını vermediği zaman o diyor ki ne anlamı var ki ben sana şimdi evet desem. Anlamadım işte. Bir müsaade et de çekincelerimi, neresini anlamadığımı söyleyeyim. Orayı da izah edeceksen ayrıca izah et. Bu hepsi idhumun içinde var. Karşı tarafa saygı duyan, ona fırsat veren, değerlendirmesine imkan veren, seninki de doğru olabilir diye yaklaşan baştan. Propagandacı olmayacak. Propagandacı asla karşı tarafınkinin söylemesine tahammülü yok. Sonra وَعِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيَا. Onlara belagatlı söz söyleyecek. Söylediğimiz sözü de son derece adresine teslim bir söz seçeceğiz. Yerine erişecek türden seçeceğiz. Karşı taraf aleyhimize kışkırtmayacak türden olacak. Amacına şey yapacak. Nasıl da ama diye intikam alır türden mesela bir söz. Biraz kişiselleştirilmiş bir söz. Bunların hepsi belagatten uzak. Başka maksatlara yönelik. Bunlardan bizi Cenab-ı Hak sorumlu tutacağını bildiğimiz zaman anlıyoruz ki çok şey bir sorumluluğumuz var yani. Hocam Allah'ın bu emrine göre İslam'da tebliğ cemaatleri oluşmuş, ülke ülke dolaşıyorlar. Çok iyi şeyi olan, belagatlı olan kişiler Hindistan'a gidiyor, Pakistan'a gidiyor, her tarafa dünyaya dolaşıyorlar, geliyorlar. Evet, bu bir sorumluluk, bir görev. Ud'u ila Rabbi, Kur'an'da Cenab-ı Hak Rabbine çağır diyor bunu, bir sorumluluk tebliğ olarak cemaatleri koymuş üzerimize. Adam demek ki tağutun hükmüne başvurdu, bize bir bahaneyle şey yaptı, bizim ona yapacağımız şey...
ona sorunu tutmamak, bu meseleyi bir daha birinin yanında da hani ondan ele tek çek demek, onun üzerine gitme demek, onun üzerine gitmiyor tamam öyle dedi ama gidiyor başkasının yanında, hala adamın adı geçtiği anda hemen tağutun hükmüne başvurmuştu. Nerede adı geçerse bu şeyi adamla ilgili söylüyor. Böyle el çekmek olmaz ki. Adam böyle dedi ya, yanlışlıkla oldu. Biz aslında yani iyi olur, çoluk çocuk falan bir şey dedik. Bir gelince bahanesi var. Neyse bitti o mesele. O dava bitti. Şimdi sisteme tekrar dahil oldu adam. Buna paylaşımlar, öğütler, işte gel Kur'an dersi yapalım, şu konuyu konuşalım, şöyle edelim, böyle edelim diye. İyi yollu paylaşımlar devam edecek. Ve onlara adresine ulaşacak türden belagati yüksek, kuvvetli ifadeleri seç. Böyle söyle diyor Cenab-ı Hak. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. Şöyle de anlaşılabilir. Öyle bir söz söylüyorsun ki nereye gittiği belli değil. Adam yanlış anlayabiliyor. Bu belagatsız bir söz. Yani serseri kurşun gibi. Böyle söz söylersen şeytan ona ufak bir manipülasyon yapar o söze. Karşı taraf bambaşka türlü anlar onu. Bak bak bana ne söyledi der. Bu sefer sen ben aslında şöyle demek istemiştim, böyle demek istemiştim durumuna düşersin. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ لَّتِي هِيَ اَحْسَنْ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. Kullarıma söyle, en güzelini söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışıyor. Dolayısıyla söylediğim söz hiç yanlış anlaşılmayacak türde nezih olmalı, duru olmalı. Hem söz söylüyorum, güya doğru söz söylüyorum ama alttan da yani hani derler ya laf sokuyor. Alttan da aslında önceki bahanelerin geçersiz olduğunu vesaire hissettiriyorum. Bunlar birkaç yönlü sözler, belagatsız sözler. Ne demek istediği anlaşılmayan. Başka birisi duysa ne konuşuyor bu adam diye anlayamayacağı ama karşı tarafın çok rahatsız olacağı. Bunlar belagattan uzak sözler kanımca. اَعْرِدْ عَنْهُمْ. Elini çek, artık üzerlerine varma. وَعِدْهُمْ. Onlara öğüt vermeye devam et. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا. Ve onlara kendi içlerinde ya yalnız kalarak ya da iyice kendi iç dünyalarla yönelik bir şekilde belagatlı söz söyle demiş Cenab-ı Hak. Yine fatura bize çıktı. Adam tağuta gitti, bilmem ne yaptı. Yine işin sonunda yükümlülük, sorumluluk, ona güzel muamele etme, belli söz söyleme, onu sahiplenme, öğütleme, kol kanat gelme, tekrardan böyle işlere bulaşmaması için onu gözetim altında tutma gibi ağır sorumluluklar yükledi Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e özelde ama genelde bütün müminlere. Müfessirin tefsirine geçelim. Peki bu hoş görmek yani onların yaptıklarına da biraz olay gibi bir şey hoş geçmesi lazım değil mi yani? Ama hiç hoş görme yok burada hiç. O sınıra dikkat etmek lazım. Yani adamı üzmemek adına işte yaptıklarını hafif hafif işte hepimiz böyle şeyler yapıyoruz. Zaman zaman böyle şeyler oluyor gibi. Yapmamak lazım vurgusu üzerinde söyleyebiliriz tabii. Yani. Tabii yapmamak bunun lazım. Bir hata olduğunu bir şey değil. Tabii hata olduğunu açıkça söylüyorsun. Evet, orada bir şey yok. O yaptığın büyük bir hataydı. Adam zaten yapmadım demiyor. İyi niyetle yapmıştım yani diyor. Tabii beni kadar karşı üzmemek ya da yanlış yaptığını söylemek değil. Yanlış yaptığını söylemek değil. Getirdiği bahanenin samimiyetsiz olduğunu. Sen yanlış yaptın oradan. Hadi oradan bahane böyle söylüyorsun. Bunlar laf, onları külahıma anlat. Bu tarafını Cenab-ı Hak kapatıyor. Tamam demek yanlış, demek öyle düşündünüz. İsabetsiz olmuş. Ama yaptığınız iş çok yanlıştı. Cenab-ı Hak affetsin. Ama demek ki siz öyle o anda düşündünüz. Bitti o konu oradan sonra. Tamam adam çünkü artık yalan yanlış da olsa, dilinin ucuyla da olsa döndü. Ve o şeyi yanlışı savunmuyor. Siz de o yanlışı artık yanlışı yanlış olarak masaya koydunuz. Orada bir problem yok. Yani burada bir hoşgörü yok. Burada adamın dönüşünü kolaylaştır diyor Cenab-ı Hak. Madem dönmek dilinin ucuyla döndü. Söylediği söz pek yerine yutulur cinsten değil. Ama olsun. Ben biliyorum kalbindekini. Sen al içeriye. Böyle onun sapı, bunun üzümü şeyi doğrarsan ortada hiç kimse kalmaz. Bir, iki, gerçekten dönecek olanları da arada doğrayacaksın. Yani her suçlunun sonuçta kendince bir mazereti, bir bahanesi, bir suçunu hafifleteceğini düşündüğü yalvarışı, yakarışı olacak. وَلِهَذَا قَالَ. İşte bu yüzden dedi ki diyor Cenab-ı Müfessir, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ. Kalplerinde olanı onlar
kalplerindekini Allah'ın bildiği kimselerdir. Var mı bunun haricinde kimseler? Bu sözün öyle bir yönü var. Yani kalplerindekini Allah'ın bilmediği kimseler var mı? Yok, ama niye Cenab-ı Hak böyle söylüyor? Yani biz hani atılacağız ya, atılma diyor. Ulaike onlardır. Ellezine öyle kimseler ki ya'lemullahu ma fi kulubihim. Allah onların kalplerindekini biliyor. Peki, bilmiyor olanı var mı? Yok ki zaten öyle bir kimse. İşte bunlardır Allah kalplerindekileri bildiği kimseler. Zaten bilmedikleri yok. Ama bu ifadede şu var. Yani sen sanki Allah kalplerindekini bilmiyor da sen onu ortaya çıkaracaksın. Sadakatsizliğini, yanlışını. Böyle bir şey yok. Rahat ol. Bunlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Zaten bilmedikleri de yok deyip olaydan geri çekil. يَعْلَمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Ne gizlerlerse, ne açıklarlarsa hepsini Allah biliyor. اَيْ مِنَ النِّفَاقِ Yani nifak. Zaten yukarıdaki ayette münafık dedi Cenab-ı Hak onlara. Nifakı biliyor. وَالْقَسْتْ اَسْسَيِّ Ve kötü niyetlerini Allah biliyor. فَاَعْرِدْ عَنْهُمْ اَيْ لَا تُبَالِب۪يهِمْ Uğraşma onlarla. وَلَا تُقَابِلْهُمْ عَلَى مَا فَعَلُوهُ وَاَقْتَرَفُوهُ Karşına alıp yaptıklarından ötürü onları şey etme, muahaze etme. Tamam böyle dediler, biz bundan ötürü yaptık dediler. Bitti o mesele orada. وَعِذْهُمْ Onlara öğüt ver. اَيْ بَيِّنْ لَهُمْ حُكْمَ اللّٰهِ Şimdi diyorlar ki Hazreti Peygamber niye münafıklara böyle şey davranmış? Ayetler onu böyle yönlendiriyor. İşte bir nifak örneği, bu davranış nedir? Nifak örneğidir. Hazreti Peygamber'e burada Cenab-ı Hak yapacak bir şey bırakmış mı? Yapacak şeyler bırakmış. Bıraktığı şeyler sahiplenme, anlatma, öğütleme, öğüt verme. Münafık demek de bir kere adam münafık oldum bir daha oradan çıkamıyor diye bir şey yok. Kur'an'da da örnekleri var. Nifaktan insan çıkabilir. Bir dönem sonra vazgeçebilir. Bu doğru bir yol değil. Kendi içerisinde bunu tahammül edemeyebilir. O çift kişilikli, içte başka dışta başka tövbeye yönelebilir. Tövbe eder. Bak işte sahiplenme, şey yapma, onu bu tarafa çekmeye kolaylaştırma. Kulu Cenab-ı Hak ile buluşturmada rol alma. Muazzam bir şey bu. Çünkü Cenab-ı Hak orada bekliyor, istiyor buluşmayı. Sen de buluşturan, arada o uzaklaştıran, iyice ayrıştıran değil de buluşturan rol üstlenmeni istiyor Cenab-ı Hak. بَيِّنَ لَهُمْ حُكْمَ اللّٰهِ Allah'ın hükmünü Cenab-ı Hak... بَيِّنْ لَهُمْ حُكْمَ اللّٰهِ Allah'ın hükmünü onlara açıkla. مَعَتَّرْغِيبِ Özendirerek. فِي الْاِنْقِيَادِ لِلّٰهِ Allah'a boyun eğmeyi onlara özendirerek. وَالتَّرْغِيبِ مِنْ تَرْكِهِ Allah'ın buyruklarını terk etmekten, yasaklarını çiğnemekten onları korkut, sakındır. وَقُلْ لَهُمْ Ve onlara de. فِي اَنْفُسِهِمْ Kendi işlerinde kavlen beliga. Belagatlı bir söz. Ey yani, insahhum, onlara nasihat et. Sirran beyneke ve beynihim. Senle onlar arasında, gizlide, fesir öyle anlamış, tenhada onlara nasihat et. Bazı mesela toplum içerisinde konuşmak başka, hiç kimsenin bilmediği olan bir köşede konuşursun. Evet, gol atar gibi, böyle adamı şey yapar gibi. Doğru değil demek ki. Yani onunla eğer bir münkeri paylaşacaksak, onda gördüğümüz, bunu niye açık alanda yapalım ki? Bir avantajı yok yani. Tam tersi, olumsuz tarafı var, karşı taraf bunu reddedebilir. Sırf ortamda rezil olmamak adına. فَاِنَّهُ اَنْجَحُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ Çünkü maksadı elde etmek için en iyisi, en güzeli budur. وَبَلِغْ فِي زَجْرِهِمْ Bir de bu kimseler, biz zaten iyi niyetle yapmıştık falan diyen kimseler, bak onu da özel olarak görmek lazım. Yani zaten bunlar bir dönüşün içerisindeler. Bunları iyice rencide etmemek adına tenhada söyle. وَبَلِغْ فِي زَجْرِهِمْ Ve onlara yasaklamak hususunda mübalağada bulun. بَلِغْ فِي زَجْرِهِمْ وَقَمْعِهِمْ عَمَّا يَكُونُ عَلَيْهِ Füsir tam bambaşka bir şey söyledi ya da ben yanlış anlıyorum. بَالِغْ فِي زَجْرِهِمْ Onları sakındırmak hususunda mübalağada bulun. Yani bir daha sakın ha yapmayın. Bir daha böyle bir şey, çok yanlış bir şey yapmıştınız. Sakın bir daha görmeyin. وَقَمْعِهِمْ اَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ Önceden yapmış oldukları o yanlış hususunda kesin ifadeler kullan. Yanlışlığını açık eyle. Mı diyor acaba Cenab-ı Hak? وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا
tenhada böyle ciddi ciddi, bak bir daha yapmayın falan, çok kesin net ifadeler kullan şeklinde söylüyor. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُقْتَرِفَ الْمَعَاصِي. Bunda delil var ki masiyetleri yapmış kişi وَاِنْ اُعْرِضَ عَنْهُ, ondan yüz çevrilse de, ele tek çekilse de, فَاِنَّهُ يُنْسَحُ سِرًّا, gizli de onlara nasihat edilmesi icap eder. وَيُبَالَهُ فِي وَعْضِهِ, ve ona vaazda bulunur ve bu vaazda mübalağa da edilir. Yani sürekli vaaz edilir üst üste, yani abartılı bir şekilde adamla sürekli vaazda bulunur. بِمَا يَظُنُّ حَصُولُ الْمَقْصُودُ بِهِ, yani daha fazla anlatırsam yola gelecek diye düşünüldüğü takdirde maksat elde ettirecek kadar onlara nasihatte bulunmak icap eder şeklinde yorum yapmış müfessir. Aşırı yüklenmede tepki getirmez mi hocam? Yani o belevat, tamam mı? Belevatı ayırmak işte mesela. Evet. Aşırı yük yani sabır, akımı artırır. Sabırla devam ettirmek. Tabii aşırı, yani müfessirin ifadeleriydi onlar. Yani kavlen beliga, belagatlı söz demek, mübalağada bulun onlara, yani çok aşırı yüklen anlamında olmamalı bence. Etkili söz söyle anlamında. Durmadan diyor, durmadan. Ama müfessir öyle dedi. Yani katılırsınız. O da kendince o da öyle yorumladı. Geçenlerde El Cezira'da bir program izliyorum. Şebab TV diye bir Mısırlı adam biri, gençlik televizyonu diye bir televizyon kurmuş. Bizdeki şeylere benziyor işte. Örtüler var ama ne yapıyorlar? Başörtüsü şeyi yapıyorlar, defilesi düzenliyorlar. İşte bazı klipler var, müzik var vesaire. Adam, kuran adam, işte bu vesilelerin, yani tiyatro var, şu bu var, bunları kullanarak İslam'ın mesajını ulaştırma gibi bir şeyden söz ediyor. Ve birkaç görüntü gördüm televizyonla ilgili. Bizdekilere nazaran da oldukça masum yani. Karşısında bir tane sakallı bir şey var. Hoca efendi. Şimdi dediğim adam, televizyon kurucusu burada. Bir hoca var burada. Programı yöneten de bu tarafta oturuyor. Normal izlerken o ara bir dalacakmış gibi oldum. Bir de ürktüm böyle bağırtıdan. Adam daha bismillah söze bağırarak başladı. Tam daha sözü ona verdiler. Dediler ki siz ne diyorsunuz? Bak böyle diyor. Televizyonu bu yüzden konuş falan. Daha besmeleyi bağırarak çekti. Ve öyle heyecanlı ki, öyle bağırıyor ki. Ondan sonra ne diyorsun sen diyorsun. Bu ton böyle. Kur'an yetmiyor da tiyatroya mı ihtiyaç var? Kur'an hangi vesile aramaya ihtiyaç yok. Kur'an yetiyor falan. Bağırdı çağırdı böyle. Böyle sustu ondan sonra. Hiç yani konuyu bilen bilmeyen bir kimse olsa bu adamın söyledikleriyle ilgili değerlendirme yapsa, yani ne söylüyor diyecek. Herkes tebessüm aldı yani. Ben de tebessüm ettim. Bu böyle bağıran, çağıran şey, üslubu böyle kat'i, rigid. Hiç şey vermiyor yani. Ve kullandığı deliller, argüman, onlar ayrı konu. Ama bu üslub, bu bağırma, bu çağırma, öyle bir sakalı titriyor böyle adamın konuşurken böyle. Öyle heyecanlı. Bu şey değil yani. Bu Kur'an'ı bir şey. Kur'an böyle söylüyor. وَعِدْهُمْ مَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. Kur'an böyle söylüyor ama o yani bunlar her konuda böyle herhalde. Ne derse öyle yapacaksın. Bu tavırlar, yaklaşımları böyle hep tepeden inmeci, baskıcı, hiç şey yapmayan. Ya biraz sakin ol, biraz da sakince görüşünü anlat, de ki ben, bana göre uygun değil. Çünkü kullanılan üsluplar şunlar bunlar, bir şeyler söyle. O söyleyeceklerini sakin söyle. Bu sadece ona özgü değil. Ben o esnada düşündüm ki bu hep böyleydi. Yani bir şöyle bir 100 yıl öncesine vardığımızda ülemanın yaklaşımı hep böyle bağıran, çağıran, rigid, biraz böyle sanki kavganın tam ortasından meseleye giren. Bu sanıyorum şeytanın fark ettirmeden ülemaya şey ettiği bir yanlış, onlara giydirdiği bir yanlış veya bize giydirdiği bir yanlış. Yani şeyiz, tahammülsüz ve son derece rigid. Demin örnek verdik yani şirk konusunda bile adam, yani varsa bir görüşü söylesin, o esnada o söylediği laf şirk olabilir, İçinde kalacağını söylesin, paylaşsın bizimle, konuşalım,
düşünsün, taşınsın. Neyse bu süreç ilerlesin. Ama ağzını açtırmayan, fırsat vermeyen, daha ağzını açtığı andan itibaren böyle her şeyden şey yapan, ayıran, bu yaklaşım, ben inanıyorum ki bu da şeytani bir şey, onu da bizimkiler yani bu tarafa yaptırıyor. Çift taraflı çalışıyor, sadece öteki tarafa değil ki. Bu tarafa da hata yaptırmak istiyor ki karşı tarafı bunun elinden alsın, o sözü kaydırsın. Halbuki Kur'an'ın ifadesine bak. Ne kadar nezih, ne kadar öteki ayette var. اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنَ diyor. Bütün üslupları Cenab-ı Hak güzellik üzerine kurmuş. O ayette, çağırma ayetinde. Ama müfessir ayetin sonunda böyle yine kendine o adamı hatırlattı yani. Buradaki ifadeler bana sona doğru böyle şey yine pusula yine böyle şeye doğru kaydı. Yani karşı tarafı böyle çaktırmadan dövecek bir şeye doğru kaydı gibi. Kırık meale geçelim şimdi. Ben o görüntüyü bulup size getirip seyrettireyim. Bildiğiniz gibi değil yani. Bu taraf böyle ne kadar sakin. Spiker gayet sakin. Ama adama sözü verdiler. Yanar dağ gibi patladı öyle. Sonra sözünü bitirdiğinde duruyor öyle. Yani o normal. Ben böyle konuşuyorum, siz öyle konuşuyorsunuz esasında. Yanar dağ gibi böyle. Ne dediğinden çok o esnada... Yani yüzünüze, oranıza, buranıza tükürük gelmesin diye kaçınacaksınız. Öyle gürlüyor adam. Herhalde öyle yaptığı zaman ne kadar özgüveni yüksek, ne kadar doğruyu en yüksek perdeden söylüyorum şeyini hissettiriyor herhalde şeytanına. Böyle bu kadar şeyli söyle diye. Halbuki bu bir o kadar zafiyet içerisindeymiş gibi hissettiriyor. Bir o kadar tezinde zayıfmış gibi hissettiriyor. Hele hele yani eski insanlar da böyleydi eminim. Yani böyle bağırıp çağıranlardan kimse böyle insanların paylaşımından hoşlanmaz. Sükunet üzere akletmeyi öne çıkaran, makul şeyler söyleyen, baskıcı olmayan herkes böyle sever. Peygamberler bile çağırırlarken وَاِنَّا اَوْيَاكُمْ لَعَلَى هُدًا اَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ya biz ya siz taraflardan biri doğru söylüyor. Hele bir konuşalım bu meseleyi. Belki siz doğrusunuz, belki biz doğruyuz. Taraflardan biri dalalet üzere diye karşı tarafa fırsat veren bir yaklaşım ile. Bu karşı tarafa fırsat vermiyor. Ve hemen onu damgalıyor. Bu yani şey olduğunu... Nasıl yapacaksınız bu? Nasıl olacak? Nasıl uyar mı? Tehlikeleri var mı? Avantajları, dezavantajları böyle koyacaksın ki dinleyici de desin ki evet galiba dezavantajları fazla. Böyle ikna edersin. Ama böyle rigid ifadelerle Kur'an varken hangi vesileyi arıyoruz falan filan dedi. O sözünü kapattığında öte dedi ki değil ya sen buraya niye geldin dedi. Hangi vesile dedi. Vesile işte bak geldim program bir vesile burada dedim görüşlerini söylemek için. O neyse o da aynı yani bizde. Kur'an varken başka hiçbir vesile yok, sözü burayı yok etmiyor, sonu da yok etmiyor. Dedi o sözü bitirince o yine girdi meseleye. Tam coşmak diye tabir edeceğimiz bir kıvamda konuşuyordu adam. Ulaike. Ellezine. يَعْلَمُ اللّٰهُ Parçalamayalım. اَلَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم
Ama o nesil bedel ödemedi. Yeni nesil bedel ödedi. O nesil şehit vermeye göze alamadı, can vermeye göze alamadı, sokağa çıkmaya göze alamadı. Şimdi yere göğe sığdıramıyorlar gençleri. Bir yandan da şaşırıyorlar, nasıl yaptılar ya diye. Ne cesaret diye. İşte gençliğin gözü kara dediler herhalde. Halbuki onlar da vaktiyle gençtiler, aynı zulmün altındaydılar. Fi enfusihim. Mısırlar için mi söylüyorsunuz? Evet, dediğim şahsiyet de zaten Mısırlar. Kavlen beliğa. Hocam o bağıra bağıra konuşmak bizim şeylerde var ki, imam namaz kıldırıyor, arkasında bir safiye var ya yok. Önünde bir koca hoparlör, bağıra bağıra. Hizaya geçin derken bile bağırıyor ya. Sağ tarafa geçin diyecek, bağırıyor yani. Sert bir üslupla. Bu tarafa gelin geçin. Elektrik çarpacak zannedersin yani. Yüksek gerilim var zannediyor yani oraya. Bu taraf. Efendim abi? Eskiden hocalar da Kur'an öğretirken çocuklarla çok şiddet kullanıyorlar, dövüyorlardı falan. Yani sevdirerek öğretmiyorlardı. Hocam onunla ilgili geniş bahsi var yani. Bu ayrı bir konu. Bu ayrı bir konu. Yani o ne dersin? Tamam, orasını hatırlatmıyor orayı. Ulaika onlardır. Ellezine öyle kimseler ki ya'lemu biliyor Allahu Allah ma fi kulubihim kalplerinde ne varsa. Fe'arid anhum. Dolayısıyla bak orada bir de fe var. Dolayısıyla el çek. Anhum onlardan. Yani sorumlu muahaze etme anlamında. Va'idhum. Muarız da aynı kökten hocam. He? Muarız da aynı kökten. Aynı kökten. Neden yüz sevir deyip ondan sonra öğüt ver diyemezsiniz? Muahaze etme. Ya razam o vardır yani. He? Ya razam ne durum vardır? Anla beraber tersi. Ya razam. İlla şimdi. A'rıda anhum. Onlardan dön yani. İşte öyle değil o. Tevella gibi değerlendiriyorsun. Öyle değil hayır. Burada şimdi adam bir suç işlemiş, adamın üzerindeyiz. Cenab-ı Hak diyor ki, ahri danhu. Tamam, bırak yakasını. Arıza yapma yani. Yüklenme anlamında. Bırak kalıyor yani. Şimdi sen böyle diyorsun, senin bu mazeretin doğru değil, yanlış falan üstüne gidecek. Yok, orası senin gideceğin yer değil diyor. Allah kalplerindekini biliyor zaten diyor. Burada biri gidecekse, giden kişinin kalplerindekini bilen kişi olması gerekiyor. Burası, sen de bilmediğine göre sen şimdi geri çekil. Bu geri çekilme orada. A'rdanhu. Bakabiliriz benzer örneklerine Kur'an'dan önümüzdeki ders. Kulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme li ve lekum ve lisâirin mu'minîn. Rabbena la tuâkhidnâ in nesînâ ve ahtânâ. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kemâ hamaltehu alellezîne min qablinâ. Rabbena ve la tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Ve'fu annâ veğfir lenâ verhamnâ. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.